üzeriyle yeniden beraberiz Hazreti İsa'nın muhteşem hayatını konuşurken. Bir gün bir kral Hazreti İsa'yı yemeğe çağıracak. Hazreti İsa kralın sofrasında, kralın en yakınlarının bulunduğu yerde İsa Aleyhisselam önündeki yemekten yiyecektir. Mütevazi bir şekilde kaşık sallayacak. Hazreti İsa'nın çanağının hiç eksilmediğini gören kral Hazreti İsa'ya soracak, diyecek ki senin yediğin yemek hiç eksilmiyor. Yiyorsun, aynı duruyor. Hazreti İsa Aleyhisselam dedi ki evet. Sen kimsin dedi İsa'ya. Ben İsa bin Meryem dedi. Meryem'in oğlu İsa'yım. Adam dedi ki ben krallığı bıraktım ve sana uyudum. Yanımdaki adamlarla beraber sana tabi olduk. Havariler bunlar işte. Sen bizi kabul eder misin? Hazreti İsa dedi ki evet, kabul ederim. Çoğu boyacılardı, boyacılar, avcılar ve başka meslekten olan insanlardı. Kur'an-ı Kerim onları uzun uzun anlatır. Sayıları 12 kişiydi. Ama ne yazık ki ikisi Hazreti İsa'ya ihanet edecektir. İsrailoğulları Hazreti Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'ya çıktığında Hazreti Musa'ya ihanet edeceklerdir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti hiç ihanet etmemiştir. Bu şu demek değildir. Haşa, o peygamberler küçüktüler de, yanlışçılar da ümmetlerini elde tutamadılar anlamlı değildir. Bu kader-i ilahi Hazreti Peygamber'in ümmeti son din olduğu için sonuna kadar muhafaza etmek için bir daire oluşturdular ve Resulullah'tan hiç kopmadılar. Nihayet havariler diyorlar ki acıktık diyorlardı. Hazreti Musa elini yere vuruyordu, yerden ekmek çıkıyordu. Mucize. Diyorlardı ki susadık diyorlardı. Hazreti İsa elini yere vuruyordu, su fışkırıyordu, su içiyorlardı. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ümmeti havarileri rahat yaşıyorlardı. Bir gün havariler dediler ki Hazreti İsa'ya bizden daha üstünü var mı? Evet dedi İsa. Kim? El emeğiyle geçinenler sizden daha üstündür. O zaman işte ağlamaya başladı havariler. Dediler ki bundan sonra el emeğimize geçineceğiz. Sonra ücretle elbise yıkayarak hayatlarını kazanmaya başladılar. Bir gün Hazreti İsa Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan ve tufandan bahsetti. Gemiden, tufanın nasıl kalktığından, nasıl ortalığı tarumar etişinden bahsetti. Dediler ki etrafındaki havariler keşke tufanı gören birini görseydik. İsa dedi ki siz onu görmek istiyor musunuz? Evet dediler, keşke bize tufanı gören birini getirsen de ondan tufanı anlasak. Hazreti İsa ayağa kalktı, beni takip edin dedi. Beraber yürüdüler, nihayet küçük ve düz bir tepeye geldiler. Orada bir mezar vardı, binlerce yıllık bir mezar belki. Hazreti İsa elini yere uzattı, oradan bir avuç toprak aldı ve sonra eline aldı ve sordu, siz bu toprağın ne olduğunu biliyor musunuz? Dediler ki hayır. Dedi ki bu Sam veya Ham bin Nuh'un toprağıdır. Yani Hazreti Nuh'un oğlu Ham veya Sam'ın mezarıdır dedi. Havariler dediler ki onu diriltebilir misin? Hazreti İsa demin vermiş olduğumuz duayı okudu ve sonra dedi ki ismi azam ya hayyu ya kayyum veya ismi azam ile diril ey Ham dedi. Sonra birdenbire elindeki önündeki mezara Hazreti İsa elindeki asasıyla bir defa vurdu. Kum bi iznillah bi ismil azam, Allah'ın en yüce ismiyle, ismi azamla diril dedi. Birdenbire mezar saçıldı ve mezarın içerisinden saçı ağarmış, saçının yarısı ağarmış Hazreti Nuh'un oğlu Ham veya Sam başından toprakları silkeliye silkeliye ayağa kalktı. İlk sorduğu soru şuydu, mezardan kalkan Ham'ın sorduğu ilk soru, yoksa kıyamet mi kalktı? Kıyamet mi koptu dedi. İlk sorduğu, mezardan kalkan ölünün sorduğu ilk soru, yoksa kıyamet mi koptu? Hazreti İsa Aleyhisselam dedi ki hayır, kıyamet kopmadı. Ben İsa bin Meryem, seni dirilttim konuşmak için. Sordu ona,
Sen ölmüşken senin saçların ağarmış mıydı? Dedi ki bizim zamanımızda saç ağarmazdı ki. Saç ağarması sonra olmuş meğer. Ben gençken ölmüştüm. Şimdi mezardan kalkıncaya kadarki süre içinde saçlarım ağardı. Kıyamet koptu korkusuyla. İsa kalk diyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğlu kalkıyor mezarından. Mezarından kalkışı esnasında diyelim ki 3-5 dakikalık bir süre içerisinde Hazreti Nuh'un oğlunun saçları korkuyla beyazlıyor. Birkaç dakikalık süre içerisinde mezardan ayağa kalkış arasındaki o süre içinde saçları ağrıyor. Sordu Hazreti İsa ne kadar yaşamıştın? Tam 500 yıl yaşamıştım. Saçım hiç ağarmamıştı dedi. Havariler dediler ki bize gemiyi anlat. Gemiyi haber verdi. Nuh Aleyhisselam dedik. Nuh Aleyhisselam hakkında bilgi verdi. Sonra dedi ki şu adam var ya Hazreti Nuh'un oğlu İsa'yı işaret ederek o Allah'ın peygamberidir. Ona uyunuz dedi. Sonra Hazreti İsa'ya dedi ki beni tekrar öldür. Ama senden bir isteğim var. Ölüm acısını bir daha tatmak istemiyorum. Ölüm çok zordur dedi. Hazreti İsa Aleyhisselam bir daha ölüm korkusu, ölüm acısı duymamak üzere dedi ki öl dedi. Nuh'un oğlu yere düştü. İsa ölüleri diriltiyor. Binlerce yıl önceki hadiseleri ayağa kaldırıyordu ve konuşturuyordu. Sadece Hazreti İsa, Hazreti Nuh'un oğlunu diriltmedi. Başka bir şey yaptı. İsrailoğulları Hazreti İsa'ya dediler ki, İsa bize Hazreti Üzeyr'i dirilt. Diğer peygamber Üzeyr'i dirilt. Ya dirilt veya seni ateşle yakacağız. Üzüm odunlarından odun topladı İsrailoğulları Hazreti İsa'yı yakmak için. Dediler ki Üzeyr'in mezarı şurada, gittiler buldular. Hazreti Üzeyr'in mezarını, Hazreti Üzeyr'in mezarının üzerinde büyük bir kaya vardı. Bütün uğraşılarına rağmen bir şey yapamadılar. Hazreti İsa Aleyhisselam dedi ki eğer ben onu dirilteceksem ben yaparım onu. Hazreti İsa eline bir su aldı. Sonra dedi ki o suyu saçın üzerine, suyu saçtılar üzerine, üzerindeki kaya ayrıldı. Hazreti İsa Üzeyr'in mezarının üstüne geldi. Hazreti Üzeyr mezarının içerisinde aynı diri gibi kefen içinde hiçbir şey olmadan duruyordu. Hazreti İsa üzerindeki elbiseyi soydu ve sonra yöneldi ona Hazreti Üzeyr Aleyhisselam'a. Sonra dedi ki kum ya Üzeyr bi iznillah bi esma'il husna dedi bi ismil azam dedi. Kalk dedi Üzeyr Allah'ın izniyle ismi azam hürmetine ya hayyu ya kayyumla kalk Üzeyr dedi. Hazreti Üzeyr Aleyhisselam ayağa kalktı. Mezarları deşiyordu İsa. Ne kadar gariptir. Bunu göre göre ihmal etmiyorlardı. Gökten inse, sema konuşsa, yer konuşsa, dile gelse iman etmeyecek olan yine iman etmeyecekti. Sonra neler oldu? Sonra neler oldu? Çok şey oldu ama bu gece şimdi dualarımız var. Özellikle